Salam, ən maraqlı mağazin verilişinin sevimli tamaşaçıları, bu dəfə də görüşünüzə əli dolu gəlmişik. Biz ayrılan vaxt ərzində sənət aləmində baş verən ən maraqlı xəbərlərdən sizi xəbərdar eləyəcəyik. Elə isə vaxt itirmədən Kristina Xəzinyasının baş sponsorluğu və Mor Təmizlik Vasitələrinin sponsorluğu ilə keçid alırıq sujetlərimizə. O səs Türkiyə şokdadır. Nəinki o səs Türkiyə, elə Türkiyə hələ də şokdadır. Azərbaycanlı ifaçı Elnur Hüseynov oralarda necə bir tufan qopardısa, sorağı həm yerli, həm də Türkiyə mətbuatını ələ aldı. Bugünə kimi bir çox azərbaycanlılar müxtəlif səs yarışmalarında iştirak eləyiblər. Amma o səs Türkiyə səhnəsinə çıxan Avrovision 2008 təmsilçimiz Elnur Hüseynov kimi heç kim insanları özünə heyran eləməmişdi. Hətta proqramın anonsu Elnurun çıxışı üzərində yığılmışdı. Onun ifası bütün münsifləri döndürdü, insanları ayağa qaldırdı. Elnurun seçimi olan Ebru Gündəş öz Instagram səhifəsində şəkil paylaşaraq "Məni çox şad elədin, xoş gəldin Elnur" sözlərini yazdı. Amma bu bir başlanğıc idi. Artıq 4 gündür ki, Türkiyə mətbuatı Elnurdan yazır, onun ifasını müzakirə eləyir. Elnur Hüseynovun möhtəşəm çıxışı Türk kanallarının birində yayımlanan "Aramızda qalmasın" verilişinin müzakirə mövzusuna çevrildi. O ses Türkiyədə bir fenomen vardı. Yəni herkes bunu zaten Masar abi ayakta alkışladı. Ben daha ne diyeyim size? Vallahi bravo. Ben de alkışlıyorum. Bence de o ses Türkiye bugünden itibaren karışmıştır. Hayatımda duyduğum en muhteşem sesi dinledim. Şimdi dünya çapında bir sesi var. Dünya çapında bir ses dinledim. Hakikaten öyle. Arya gibi söylüyor. Eurovision'da derece sahip olan biri. Evet. O ses Türkiye'de bir kez daha hakikaten bizim starlarımızın karşısında şarkı söylüyor. Yani o arada hem görüntü olarak beni çok etkiledi. Bence çok cool. Tip çok cool. Ve yani hem görüntü olarak sahneye yakışması olarak sahneyi kullanması, el hareketleri, rahatlığı. Aparıcılardan biri Funda Özkalyoncu maraqlı bir megama toxundu. Bir cümleyle kaybedersin, bir cümleyle kazanırsın. İşte arkadaşınla çıktın düelloya. Senin sesinde olağanüstü falan bilmem ne. Tamam. Ben sesimin çok güzel olduğunu biliyorum. Bakalım o ne söyleyecek. Bitti. Küçük bir mimik diyorsun. Evet. Türk halkına. Aynen öyle. Hmm. 2008-ci ildə Avropanı, bu il Türkiyəni ayağa qaldıran Elnur Hüseynov belə getsə tamaşaçıları hələ çox təəccübləndirəcək. Uğurlarının davamını arzulayırıq. Bu həftə də Türkiyədən sizə salam gətirmişik. Bu dəfə kim Star Life-a müsahibə verib? Kim nə deyib? Mustafa Ceceli Aygün Kazımovadan, Əflatun Röyadan nə danışıb? İndi biləcəksiniz. Star Life-ın xüsusi müxbiri Rəşadın Türkiyə reportajları davam eləyir. Star Life İstanbulda davam eləyir. O bu həftədə Kral Qrupun 20 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş silsilə konsertləri ziyarət eləyərək sizlər üçün daha bir neçə türk məşhuru ilə həm söhbət olub. Star Life izleyicilərinə çox sevgilər. Selamlar. Azər TV Star Life-a buradan mərhaba. Bakıya, Azərbaycana çox selamlar, sevgilər. Rəşadın ilk müsahibi Azərbaycanda çox sevilən Mustafa Ceceli'dir. Azərbaycana ben gelmek için sabırsızlanıyorum. Oradaki dinleyicilerim bana hem Instagram'dan hem Twitter'dan hep selam gönderiyorlar. Onların yeri bende çok ayrı.
Yani yarın gel deyin, yarın gelirim. O kadar da seviyorum. Bu albümde ben sizin çok iyi bildiğiniz Alem Güzel şarkısını da seslendiriyorum. İnşallah o halini de çok beğeneceksiniz. Yine orada çok popüler, çok sevdiğiniz iki tane daha şarkı var. Yani inşallah yeni albümle beraber Azerbaycan'da daha sık görüşmek ümidiyle diyorum. İnşallah. En son Aygün Hanım'la beraber çalışıyorsunuz. Aygün Hanım burada ne söylemek istersiniz? Aygün Hanım'a öncelikle o hepimizin çok kıymetlisi. Evet. Azerbaycan'ın da divası. Onunla inşallah tekrardan çalışabileceğim gün için sabırsızlıkla bekliyorum. Kendi albümümden dolayı onun çalışmasında birazcık ara vermiş olduk ama ara vermek bazen iyidir. Çok daha sağlam bomba gibi bir dönüş yapacağız. Aygün Hanım'a da buradan sonsuz sevgiler, şükranlarımı sunuyorum. Müxbirimizin növbəti həm söhbəti Zeynep Kasalinidir. Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin. Yeter ki kötü sözle Azerbaycan'a gelmediniz daha önce. Çağırmadınız. O zaman ben Aslan'a çağırmaz. Ben Zeynep Hanım indi çağırıram ve evet. Söz almak istiyorum. Ben evet. Azerbaycan'a davetliyorum. Gelir misiniz? Kesinlikle geliriz. Ben çok merak ediyorum ve gelmek istiyorum. Çok istiyorum oradaki insanlarla kavuşmayı. Çünkü başka bir coşku var ve çok önemli müzik insanları yaşıyor orada. Çok eğitimi, eğitilen insanların müziğe bakışı. Çünkü Azerbaycan abilerle çalıştım daha önce ve gerçekten gelip ben de görebilmek istiyorum canlı canlı. İnşallah Zeynep de gelip Azerbaycan'ı görer. Reşad ise nöbeti müsahibi Eflatun'un yanındadır. Ne zaman bir yağmur yağsa sırılsıklam sen gelirsin hala aklıma. Azerbaycan'a ilgili düşünceleriniz nasıldır? Ben çok merak ediyorum. Azerbaycan'a geldiniz mi? Gelecek misiniz? Ne zaman geleceksiniz? Gelmedim bugüne kadar ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir kere Azerbaycan'ın müzik konusunda ne kadar gelişkin olduğunu çok iyi bilen biriyim. Klasik kökenli biri olarak da yani klasik batı müziği eğitimi almış biri olarak da çok fazla Azeri hocam ve arkadaşım oldu. Evet bizim 9 Eylül konservatuvarda şefimiz Azeri'ydi ve çok kıymetli bir insandı. Biliyorsunuz yakın zamanda sizin çok kıymetli bir sanatçınız var artık. Bizim de sanatçımız sayılır. Sevgili Roya ile bir Gemiciler isimli bir çalışmamız oldu. Söz ve müziği bana ait. Gemiciler bile şaştı kaldı bana attığım düğme bakınca ama umurumda değil ki asla. Roya'ya onu çok sevdiğimi söyleyeyim bir kere. Gerçekten onun gibi bir sanatçıyla çalışmak çok büyük bir keyif ve çok büyük bir şans. Çünkü şarkı söylemeyi bu kadar iyi bilen, bu kadar duygularına hakim olan harika bir şarkıcı. Benim de naçizane şarkılarımı söylediği için çok şanslı biriyim. Peki ileride Azerbaycan'da kendinizi görüyor musunuz? Abi bir konser işte ayarlama, ben ayarlasam konseri davet etsem gelir misiniz? Bizim kardeş ülkemiz Azerbaycan'da böyle bir şey benim için büyük şereftir. Çok açık söyleyeyim. Çünkü müziği herkese elbette ki söylersiniz ama müziği gerçekten bilen ve anlayan kitlelere müziğinizi söylemek, hitap etmek çok büyük bir şans. Müxbirimiz indi de mikrofon önüne Azerbaycan'da çok sevilen Cezanın bacısı, rap ifaçısı Ayben alıp. Son kez zorlandın, son kez hor görüldün, bak baştan başlar. Sen karışma işime de yürü uğraşamam, bir de sen karşıma çıkma. Ama her seferde ben uyardım, inadı bırak dur bu kez bulaşma. Karşımızda Türkiye'nin en geçen hanımlarından birisi var. Ayben Hanım Cezanın bacısı olarak tanıyoruz biz onu. Ayben Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim sizi sormalı. Eyvallah biz de çok iyi, sizi gördük çok iyi olduk. Azerbaycan neler söylemek istiyorsunuz? Oradaki hayran kitlesi sizi bekliyor, özlüyor. Ne zaman geleceksiniz? Hiç konser için gelmedim. Gezmeye geldim Azerbaycan'a. Ve çok seviyorum. Hani çok sevdim. Çok böyle gezmek, daha çok tanımak ve gezmek istiyorum haliyle. Ve oradaki hayranlarla da buluşmak istiyorum çok. O yüzden de gelmek istiyorum. Çok yakında inşallah öyle bir şey de gerçekleştireceğiz. Ceza ile birlikte geleceğiz. Çok güzel, çok sevdiğim dostlarım var. Uran'a sevgiler buradan özellikle. Herkesi çok seviyorum. Belə, bu həftəlik də Türkiyəli məşhurlardan bu qədər. Görək növbəti həftə Rəşadın həm söhbətləri kimlər olacaq? Möhtəşəm yüzyılın validə sultanı Nəbahət Çəhrə Azərbaycana gəldi. Aktrisa jurnalistlərlə görüşləri səmimi müsahibə verdi. Möhtəşəm yüzyılın validə sultanı Bakıda. Mərhaba, Steylayfə selamlar. Nəbahət Çəhrədən maraqlı açıqlama. Tanınmış Türk aktrisası Nəbahət Çəhrədən maraqlı xəbərimiz var. Bakıda qonaq olan aktrisa jurnalistlərlə görüşdü.
zaman cavan ve güzel görsenen aktrisa bu defa da cazibedar görünürdü. Onun yaşından çok çok cavan ve güzel görsenmesi yakin ki bakımlı bir hanım olduğundan haber verir. Hiç bakım yapmam. Hiç bakım yapmayan bir kadınım. Yani cildime daha hiç baktırmadım. Beni tanıyanlar zaten biliyor da. Ama baktırmalı. Sporunu da yapmalı bir kadın. Ama ben yapamıyorum maalesef. Nebahat Hanım seriallarda adeten ana obrazını yaradır. Görəsən bu aktrisanın öz istəyidi, yoxsa ona bu obrazı yaraşdırırlar? Allah ne bileyim, sanki bu kadınların hiç hayatı yokmuş gibi. Sadece anne diyorlar. Halbuki böyle bu yaşlarda çok başka hayatları da olan kadınlar var. Yani biraz onu ben de istiyorum. Biraz bu kabuktan sıyrılmak istiyorum. Kendi ayrı bir yönümü göstermek istiyorum ama şimdi böyle sinema ve işte diziler olsun kalıplaştırırlar. İşte bu kadın diyor ki mesela siz bunu oynamazsanız size alternatifiniz yok, kimi oynatacağım? Başka bir şey veremeyiz, siz bunu oynayacaksınız. Çok yanlış tabii. Aslında ben oyuncuyum. Ben her şeyi oynamalıyım. Yadınızdadsa aktrisa Kara Para Aşk serialında rol almıştı. Bir neçə bölümdən sonra aktrisa serialdan ayrıldı. Sən demə bu aktrisanın öz istəyiymiş. Nebahat xanım Kara Para Aşk serialından ayrılmağına da aydınlıq gətirdi. Her zaman yukarıya çıkarmış olması lazım. Sizi yukarıya taşıması lazım o rolü. Burada gördüm ki aşk dizisi bir 13 bölüm yaptım, o da olmadı. Her zaman her şey olmuyor zaten. Sonra bu Kara Para Aşk geldi. İçi boş bir karakter anne. Yani çünkü benim izleyicim anneyi çok kuvvetli görüyor her zaman. Öyle bir karakter oynamışım bugüne kadar. Onun için gittikçe de ilerlemeyecek. Öyle kalacağına inandığım için mutsuz olduğum her şeyden kaçarım. Önemli olan ekonomik şeyi değil. Beni mutlu etmesi lazım. İnanmam lazım o hikaye. Yaptığım işi. Onu bulduğum zaman tabii ki beni de rahatsız ettiği zaman onlara ama söyledim. Yani 13. bölümden sonra sezonda bırakıyorum dedim. Siz ona göre hazırlayın dedim. Ölümü koyduk. Çekildiği obrazlara dikkatle yanaşan aktrisa yarattığı obrazlarda ciddiliğini koruduğunu deyir. Yani mesela ben bu yaşımda o ağırlığında hayatımda bir erkek göstereceklerse işte dokunması fazla, bir dans sadece, öpüşme falan yaptım. Mesela Aşk-ı Memnu'da evvela genç bir delikanlı düşündüler, kabul etmedim. Dedim ki eğer bir erkek olacaksa benim yaşımda ve kişilikli olsun. Hakikaten öyle bir karakter bulundu. Sonra onunla bir seyahatimiz var Viyana'da. Aynı odada gösterilmedi. Çünkü ben onun biraz şey değilim. Fakat bir zerafet kattık orada. Sabah benim odama geldi ama küpeni unutmuşum dedi. Bu ne demekti? Geceyi beraber geçirmişler. İşte bu kadar yani. Sorgu sualdan sonra Nebahat Hanım'la sağollaşdıq. Sevilen aktrisa səmimiliyiyle yadda kaldı. Uzun fasilədən sonra Vətanət İskəndərli şov əhli ilə görüşüb yeni klipini təqdim elədi. Təqdimatdan sonra Starlife'a müsahibə verən müğənni bəzi həmkarlarını tənqid elədi. Mətanət İskəndərli həmkarlarını niyə tənqid elədi? Onlar hansı bizimkindən üstündür? Onda hən qiymətli oluruq. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli danışmayacağım mahnısına klip çəkdirib təqdimata çıxardı. Bizim kliplərin arasında belə bir klip, yəni bu cürlə, yəni demirəm, belə hətta gözəldir, ona görə, yəni bu formada birinci dəfədir, yəni bu cürlə, bu səbqidə, yəni birinci dəfədir belə klip. Qəlbimdə bir məzar qazdıracağım, sənə olan eşqi bastırmaq üçün. Deyirəm, ay Ceyhun, mənə heç orada bir rol verməmişsən sən mənə, orada mən orada elə epizodik bir roldayam. Klipin ruhu belədir, onu yəni rejissor belə görüb, belə fikirləşib. Gözümün yaşını neysan edəcək, ölmüş eşkimizə yaz tutmaq üçün.